Herkese günaydın. Seyimin yuvası ve ailesine hoş geldiniz. Şimdi kahvaltıya geçeceğiz. Sizlerle bunu paylaşayım dedim. Domatesleri dinledim. Üstüne de tulum peyniri şu anda kaynıyor. Bu güzel bir lezzet. Bu lezzeti kaçırmayın. Kahvaltıları hazırladım. Annem de şimdi kalktı. Çayı da demledim. Hep birlikte ailecek şimdi kahvaltı yapacağız. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Annem yumurta seviyor. Ona yumurta haşladım. Ve kahvaltı tabaklarımızı götürelim. Evet. Hatun'u kaldırdım. Günaydın, günaydın. Şimdi ben kendi çayımı koyup kendi yiyorum. Kendi yumurta yemiyor, bana yumurta haşlamış. Böyle gelin nerede bulacaksınız daha? Ben normalde Sarem'le sadece bir hafta kahvaltı yapıyorum. Pazar günleri oğlumla yapıyorum. Ya 5 gün işte tek başıma yapıyorum. Rafadan mı yumurta, kafadan mı? Rafadan saydım ama olmuş mu duramamışsın. Boş ver, olsa da sağ olsun, Allah razı olsun. Saydım tek tek. Ne? Olmuş. Bizim peçete vardı ama bulamadım. Şeyin sevdiğim üstündeki şey de bitmiş mi? Bilmiyorum. Bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Hala yatasım vardı açıkçası. Bayağı da uyudum. Akşam Esra tülleri çıkarttı, güneşlikleri çıkarttı da ıslattı. Şimdi bir çevirecek, ondan sonra asacağız. Pardon. O yüzden tülümüz yok, belki gözüküyordur. Dışarıda çarşaflar var, onları astım sabah uyandığımda. Yeah. Ama hava sanki bugün daha güzel. Daha güzel, aynen. Bugün yeni aldığım şeyleri giydim. Güzel olmuş, güle güle eskit. Güzel olmuş. Kıyafetlerin güzel. Bizde böyle işte. Ben de kalkasım gelmedi yataktan. Ne? Yataktan benim de kalkasım gelmedi. Niye öyle oldu bugün bilmiyorum. Ağırlaştık. Akşam biraz geç yattık. Canlı yayından geç. Yok ondan değil. Normalde ben o saatte de yatmıyorum ki. Açıyorum televizyonum, odamda var. Bayağı bir dizileri böyle takip ederim. Bir de haber çok izledim akşam. İnşallah savaş durur. İnşallah. Zaten alacaklarını aldılar. Ya sivil halk, o çocuk, çoluk, yaşlılara üzülüyorum. Gerisini bilmiyorum da. Bir sürü çocukları gösterdi, göç ediyorlar yani. Düşünün, biz de aynı durumda olabiliriz. İnşallah Almanya şey dedi, durdur dedi savaşı. Lütfen diyor, durdurun diyor. Dinlemez ki. Girdiler, aldılar zaten şeyi. Çernobil olan yeri, zaten hedefleri belliydi. Aldılar herhalde. Bayağı bir şey vardı akşam ya, haberleri 3'e kadar izledim. Maşallah. Ben izlerim kızım. Oradan ben. Oradan uyuyamazsın ya. He, izlerim, merak ediyorum dünyada ne oluyor, nereye gidiyoruz. Annem çabuk etmiyordur. O çocukların ağlamalarını şey oldum. Ben hiç izleyemiyorum onu. He. Çok duygusal olduğum için. Tuhaf oldum ya. Duygusal olunca. Yaşlılar yani. Çocuklar zaten. Gerisini göndermiyorlarmış. Askeri alıyorlarmış. Gençler değil mi? Yani dedi 60 yaşı altı. Kaç yaş üstü göndermiyorlar. Tutmuşlar. Ay, o 13 tane asker adayı vermemek için veda etti canını ya. Nasıl kurşunladılar onlara, şey yaptılar. Füze attılar. 13'ü de gitmedi. Çekilmedi, defolun gidin dedi. Vermediler topraklarını. Can işte, toprak. Biz konuşuyoruz ama vatan yaşayan tepkisi. Bilir onu. Orada neler kopuyor içinde. Ben çünkü 15 Temmuz'da bir geceyi hatırlıyorum da. Beykoz'da yaşayanlar daha iyi bilir yani bu tarafta.
Ses bombaları bizi nasıl ürkütmüştü o gece. O zaman Yunus da sevgiliydi. Meğersem siz dışarı çıkmışsınız, bana söylemiyor, tamam mı? Ben kaptım bayrağı, ben durur muyum, beni tutabilirler mi? Ben korkmayayım diye bana söylemiyor. O ses bombası denize attılar ya. Hı-hı. Ben de böyle uyuyayım demiştim, belki bir şey olur. Ben yerimden nasıl sıçradım, çığlık çığlığa. Baktım bizim oranın meydanında neresi varsa bayrağı kaptığım gibi koştum gittim valla. Üstümle başımla sabaha kadar. Bazısı yanlış dedi. Niye gittiniz? Bazısı iyi yaptınız, ne bileyim ben. Aa. Ben memleketime zaval gelmesin. Yanlışı doğrusu Allah rahmet eylesin. Çok bir şeyle telef oldum. Ne oldu kızım? Salih'in ayarları bozuluyor bazen. Salih'in ayarları bu ara aşırı bozuluyor. Gelmek istiyorsa sen de gel. Şey yaptı, ben dedi tulum peyniri atmış Esra domatesin içine yağıyla, öyle pişiriyor bazen. Koktu diyor. Ben diyor tiskindim diyor bu kokudan diyor. Resmen çocuk yemek ayırıyor. Tulum peyniri biraz evet kokuyor. Tamam kokar da. Onu bir de ben pişirdim ya. Ha. Ne diyor sana? Onu çok hassas. Orada şimdi gelemem diyor. Kokuyor diyor. Dışarıda da bir şey kokusu gelmesin. Bayağıdır yemiyorduk böyle bir şey. Değişik koku. Evet Yunus çok sever onu. Peynirle yapıyorsun. Yarın da ona yaparız. Yani. Çocuğum evde kahvaltı yapmaya bayılıyor. Şimdi oturup yapıyor. Müşterine ayak üstü. Orada. O yüzden göbek yapıyor. Orada ayak üstü acele acele yutuyor. Bayağı sarışmadı ya. Yılan incaldı. Verdi mi kilo? Hiç oturmaya vakti olmuyor ki. Sürekli şey hareket et halinde. Dün gece benim odada uyudu ya. Yerde çoraplarını Allah diyor, bu çoraplar diyorum Yunus'un. Ne zaman geldi ki buraya diyorum. Dün akşam biz buradayken ruhu duymamış. Ha, orada horluyordu ya. Uyuyormuş hatta, haber yok. Yok canım, nereden haber olsun, yorgun vücut annem. Yani. İnsan yorgun olunca nereden duracak? Aynen. Ben bile mesela iş yerinden buraya geliyorum ya. Merdiveni çıkıyorum böyle yavaş yavaş. Eve kendimi atıyorum ya, o kadar huzurlu hissediyorum ki. İşleri üstünü çıkartıyorsun, eşofmanlarını giyiyorsun. Oturunca zaten ayaklarının ağrısını hissediyorsun. Vallahi işten gelince komple üstümü değiştirdiğim zaman hafiflediğimi hissediyordum. Oradaki stresi atıyorsun üstünden. Çünkü aynısını ben de yaşadım. Sabahın köründe gidiyorduk. Dükkan açıyordum, gidiyordum Osman Bey'de. Anahtarı veriyorlardı bana. Hani bana diyorlardı 7.30'da aç ama benim için rahat etmiyordu. 7'de açmak zorunda hissediyordum kendimi. Kimse kapıda kalmasın. Kış. Biz de mesela bizim işe... Çoğu yerin anahtarını bana verdiler. Bizim işi 8'de açılıyor. Daha erken açılsa daha erken açılıyor. Limonu biz salıyoruz. Günde iki kere falan. Bugün de yemliğini değiştirdim. Açsak buraya gelir hatta. Gelir konar. Ama toz işte yapıyor. O yüzden yemek yiyoruz. Gerek yok. Yemek yemediğimiz zaman. Gerçi kuşlar da pek şey olmuyormuş. Yok. Pis olmuyormuş. Pis olmuyor ya. Evet. Onu sordum. Hani kanatlarını çırpıyor ya. Yemliğini şey yaptım. Ha. Temizledim şimdi. Limon. Sahile onu kalkınca günaydın. Günaydın limon. Nasılsın limon diye soruyor hattın her gün. Hatta limon falan diyelim. Hayır o benim limonum diyor. Dün kuş yemi almaya gittik ya. Orada diyor ki anne bak limonun arkadaşları burada diyor. Canım benim. Şey diyorum, Sare diyorum bazen köpek görüyoruz ya yolda. Sana köpüşü alalım mı diyorum. Yok yok diyor, limonum var benim diyor, kuşum var diyor, yeter o bana diyor. Şu anda kuşu kabullenmiş durumda. Evet. Sare zaten öyle çok. He. Böyle gözü aç. Yok onu da ver, al bunu da al, yani yok. Öyle biri değil yani. Öyle bir çocuk değil. Market olayında da çünkü aynı olduğu için.
Yani bazı çocukları bırakırsın markete. Oo, hepsini sepete doldurur. He, raflara dalar ya. Biz özellikle gönderiyoruz. Hani alsın. Ama almaz. Benim vardı. Evde varsa benim var diye almayın diyor. Aynen. Israr ediyor orada bir de. Mesela hoşlanmadığı bir şeyi hiç almaz. Ne, onun için. Yemeyeceği hiçbir şey almıyor zaten. Sari'nin oyuna bayılıyorum. Çünkü ben gördüm, çok çocuk gördüm ya. Ne varsa dolduruyor. Onu da kapıyor, bunu da kapıyor. He, o çocuklar suçlu değil. Onların yapısı o. Tabii canım. Anladın mı? Çocuk için sonuçta yani, adı üstünde. Yani. Ben çare de diyorum, öyle yapar. Onu da kapar, bunu da kapar. Yok. Benim var ondan babaanne. Şimdi laf söyler. Duymuyor. Duysa yetiştirirdi laf. Çizgi filme de aldı. Ama ben önden ponçikle meyve suyu verdim. Önce o doyuyor. Hı-hı. Cumartesi kahvaltısı. Hava güzel ya. Hava sanki güneşli olacak bugün. Bulut da var da. Ay, hava parladı mı içimiz de parlıyor. Aynen. Hepimiz için. Hava ağladı mı ben de oturup ağlıyorum. Demek ki atmosferin de vücudumuzda etkisi var. Evet Ümran diyorum. Aynen. Başladı. Ötmeye başladı. Çok güzel. Ne oldu? Ye ye. Çay da verelim, iç. Bir tane de zeytin koyayım. Bari. Bari. Hadi üç olsun. Yavaş yavaş yiyorum da. İştahımı açmaya çalışıyorum sabah sabah. Zaten akşamüstü açılıyor benim iştahım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Mutfak fareleri var. Ben akşam mutfağa girer çıkarım. Girer çıkarım. Mutfak fareleri oluyor. Tepsimi alırım. Odadan televizyon seyrederken leblebimi koyarım. Ne varsa evde. Bir küçük kase yoğurdumu muhakkak yerim. Arkadaşın gerçekte gelemedi işte. Nasıl? Olsun. Haftaya gelecek. Allah izin verirse. Allah izin verirse. Planlar uğruna. Çalışsın. Ne yapalım? Yeni girdi işe oda. Emeklisi yok değil mi anne? Var. Kocasından var. Tamam. O da oğluna yardım ediyor. Yardımcı oluyor annem. O da oğlunun borçlarını ödüyor. Yani kimse gözüktüğü gibi değil. Tabii canım. Emeklisi var. Eşinden. Ölen eşinden. Ondan sonra cıman. Kirada oturuyor ayrı. Kirada oturuyor. Kirada oturuyor. Belki yarın öbür gün işte miraslar bölüşülmedi. Eşinin kaç tane? 5 tane çocuğu var. Hmm. Bir de bu 6. Bir tane de var mı bunda? Bundan çocuğu yok. Ha. Yok bundan, bu yapmadı. Bu uyanıklık yaptı, yapmadı. Onun 2 tane ilk eşinden var, yeter. Koç gibi oğlu var, 2 tane aslan gibi. Maşallah. Kaç? 3 tane ondan torunu var. 1 tane de buradakinden. Hı-hı. 4 tane de torunu var. Oo. Enerjik ama. Hep öyleydi. Hep öyle kaldı. Yani yıkılmadı. Dur bakayım. Sabri Usta'nın, rahmetlinin kaç tane çocuğu? 2 kız. 2 erkek. Bir de öbürki eşinden 5 tane çocuğu var. Bir de Fatoş 6. 4 tane daire var. Bölüşülecek işte. Bir tane kalır, bir tane. İnşallah kızım. Baksana hiç kimse yanaşmıyor. Yanaşmıyor. Kiralarını alıyorlar. Ya değil mi? Kadına hiçbir fayda yok kimseden. Normalde onu da düşüyor. O, kanunen onun da kira alması lazım veya oturması lazım. Tehdit ettiler ya. Ya. Ve? Rabbim.
Her şeyin hayırlısını, malında, mülkünde. İnsanında. Yoksa niye kirada otursun o kadın? Yazık lan, kadın çabalıyor tek başına. Kötü yani bu zamanda. Allah her şeyin hayırlısını. Zeytin eski zeytinmiş. Arada çıkmıştır şeyler. Hmm. Madem oluyor ya. Evet kötüymüş. Senin aldığın zeytin güzel. Etli zeytin. Ondan alacağım bir de bugün. Zeytin salça. Açık oluyor ya. Bakıyorum eksik, iyi oluyor. Eksik bitmiyor ama. Bir tane dün gittik markete. Salçamız bitmiş. Görmedik. Unuttuk. Zeytinimiz bu kadar kalmış. Unuttuk. Yani aman dedik. Zeytin aldı bize 2 günde yeterli olacak. Yani. Bitmiyor ki gitti. Ben şeyi anlamıyorum. Aylık alıyorlar ya. Aylık hani şu anda kimse aylık yetişemez ki. Bitmiyor mu? Aylık en az 2-3 milyarlık alışveriş yapar. Hmm. O kadar da. Biz günlük, haftalık, temeli haftalık gıda alıyoruz. Yağ ile salça. Diyeceğim bak bitti bitti, koku gitti. Koku gitti, gelebilirsin. Gel. Hadi git tuvaletini yapsan. Kokuyor mu sadece şimdi? Kokmuyor. Kokmuyor tabii. Herhalde biri öldü. Sela değil mi Esra? Allah rahmet eylesin. Allah. Gel anneciğim sen de kontini ye. Oyununu oynayabilirsin aşkım. Sela veriyor. Sela veriyor. Allah rahmet eylesin. İşte bakın. Bir sela ile gidiyoruz. Bir sela ile geliyoruz. Babaanne, anne tadı gitti mi? Yok anneciğim. Ha, koku gitti anneciğim. Koku gitti. Poğaçayı getir sen de. Gel koku gitti anneciğim. Ama ben mutlu anneciğim. Ayıcık baykuş kız. Tamam açacağız. Ayıcık baykuş kız yok. Ayıcıkla baykuş kız yatakta mı? Yatakta mı bıraktı? Babaanne. Efendim? Kızım ama neyi var biliyor musun? Bizim bir baykuş kızımız var. Bunu da tanıyor. Bunu herkes zaten tanıyor. Bunu herkes baykuşu tanıyor. Baykuşu da tanıyorlar. Bana göstertiyor. Bu evimizin yeni üyesi. Göstertiyor, göstertiyor bana. Göster babaanne diyor. Ah ah ah. Selam. Öyle mi diyorlar yani? Bir serayla geliyoruz, bir serayla gidiyoruz. Ne diyor? Bir ezanla geliyoruz, bir serayla gidiyoruz. Kulağına ismini okuyorlar ya ezanla. Bir ezanla geliyoruz, bir serayla gidiyoruz. Üç kere. Ne konu biliyorum. Baba, anne baktı. Onun altıcı bu. Evet aşkım. Herkes seni çok seviyor biliyor musun? Evet, beni çok seviyorlar. Bu Nikmet'im.
Neymiş ismi? Bertit. Havalar. Bazen aynı zamanda havalanıyor. Ve ihtimalle tutabiliyor. Belki duyuyor, duyabiliyor. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, tamam, hadi, tamam, hadi. Merhaba. Yakında herhalde, yakında okudum. Merhaba. Hadi, tamam, hadi. Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Bu bana baksana. Baba anne. Baba. Dur bir dakika. Hadi ben oradan dur. Yine söyleyeyim. Kadir Avarsın'ın ayısının hanımı İsmet Kütür'ün ablası gönül kuşuna vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Cenazesi ikinci namazı Çiğdem camisinden kalkacak. Bizim eski mahalleden. Allah rahmet eylesin. Annemin mahallesine oturttun da benim adım kim oldu? Bayağı şey söyledi. Şunu. Öyle oluyor annem. Temel. Allah rahmet eylesin. İşte dedikleri bu. Bir ezanla, bir selayla. Allah nasip ederse onları da. Her şey nasıl kısmet. Rabbim. Çünkü neden biliyor musun? En yakın. Ben depremi gördüm ya. O depremde ne sela yani nasip olmayanlar oldu. Allah'ım hayırlı ölümler versin cümlemize. Rabbim aynen hayırlı ölümler. Çektirmeden Rabbim nefesimizi alsın. Emanetini alsın. Aynen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizi öpüyoruz.